Evet, nasipse bu sefer çizelgede, şu çizelgede iki sütun var. Bu sütunlardan cümleler oluşturacağız. Kurye okundu. Şöyle koyuyla işaretlenmiş. Hangisine denk geliyor? Etta Kurye el kitabı. Evet, yanlış gittim. Kurye el kitabı. Kitap okundu. Kusire kırıldı. Ne kırılır? Züccac kırılır. Yani cam. Kusire ez züccacu. Cam kırıldı. Suniye yapıldı. Min dadah varsa masa yapıldı diyeceğim. Yok. Suniyel ebuabu. Şimdi ebuaba suniye götürmek doğru değil. Niye? Ebuab çoğuldur. Kapılar ve çoğul malumunuz müfred müennes ister. Yani suniyeti ister. Hemen onu getireyim suniyeti. Var mı? Varmış. Suniatil ebvabu. Eğer bab olsaydı sunia derdim. Müzekker çünkü bab. Ama ebvab her ne kadar müzekkerin çoğulu yani kapılar anlamında ise de çoğul olduğu için müfred müennes kendisine ister. Fiil olarak. Kendisi naib-i fail. Evet. Suniayı bulalım. Suniyel mektebu. Masa yapıldı. Mektebin bir anlamı da masa. Ulime el Emru, emir bilindi, emir anlaşıldı. Kutile öldürüldü. El mujrimu, mücrim, suçlu öldürüldü. Suniati yaptık. Tubiat, tubiat mühürlendi. Ne mühürlendi? El hizanetu. Hizane, hazine. Diyelim hazine mühürlendi. Futihat. Yani hizanetu manasını bir bakalım. Evet hazine hizanetu bunun çoğulu hazaindir. Hazine dairesi, kasa, hazine, kilit, çekmece, yüklük, kütüphane, dolap gibi manaları var. Depo manası hazane depodur. Hazane, hazane. Evet hazane olunca depo oluyor. Ama hizane, hazine. Hazine dairesi. Evet, hazain de onun çoğuludur. Tamam. Hazine mühürlendi. O şekil kalsın. Futihat açıldı. Futihat. Müennes olduğu için bak ona ne diyelim? Müennese nevafizettu. Nevafiz. Nafizetu pencere nevafiz onun çoğuludur. Aynen uyar. Müennes geldi. Yunzaru bakılır. Fi. Nereye bakılır? Fi bakılır müzekker ama fil emri emre bakılır tuftahu açılır müennestir bakın yuftahu değil yuftahu açılır müzekker için tuftahu müennes için açılır müennes bir tane naibu fail tuftahu el-kıssatu olmaz. Tuftahu en-nevafiz. Pencereler açılır. Açılıyor. Yuqta'u kesiliyor. El-lahmu zaten yuqta'u müzekker için lahm da müzekkerdir. Et kesiliyor. Tuktabu yazılıyor. Müennes bakın T. Yuktabu değil. Tuktabu yazılıyor. Müennes bir şey yazılacak. El-makaletu makale yazılıyor. Tuktabu el-makaletu. Yutbahu pişiriliyor. Müzekker yutbahu ne pişiriliyor? At-ta'amu yemek pişiriliyor. Tam müzekkerdir. Yuhsadu hasat ediliyor, biçiliyor. Ez-zer'u ziraat ekin. Yukelu el-hubzu yeme ekmek yeniliyor. Bu şekilde yapmış olduk. Zekat konusuyla ilgili bir fıkhi bir metin var. Onu okuyalım inşallah. Zekatu zuru'i ve simari. Ziraat ve meyve zekat. Ziraatin ve meyvenin zekat. Tuksemul erdu. Arazi tenkasimu. Evet tenkasimu. Arazi inkısam olunur. Ayrılır. Neye ayrılır? İla üşriyetin üşri ve haraciyetin ve haraci. Yani arazi ikiye ayrılır. Öşri araziler ve haraci araziler.
Evet, Üşri. Fel Üşriyetü. Üşri araziler, bir numarada Üşri araziyi açıklayacak. Sonra Haraciye arazisi. Üşri arazi nedir? Fel Üşriyetü. Üşri arazi, Erdun bir arazidir ki Esleme ehluha. Onun ehli vuha araziye arda. Bu ard müennestir. Dolayısıyla ha ona racidir. O ardın ehli esleme. Müslüman olmuş. Demek ki Üşriye o Müslüman olan ahali var. Bir arazi var ki onun ehli Müslüman olmuş. Tav'an. Kendi isteğiyle. Ev veya fetahaha. O araziyi fethetmiş. Bu haine arza gider. O yeri fethetmiş. El İmam. Devlet başkanı orayı fethetmiş. İslam devlet başkanı orayı fethetmiş. Anvaten. Zorla orayı fethetmiş. Ve kassemaha. Ve orayı paylaştırmış. Fethettiği yeri. Beynel Fatihin. Orayı fetheden askerler arasında o araziyi dağıtmış. İşte bu arazi yine Üşriye arazisidir. Bundan Üşür vergisi alınır. Üşür zekatı alınır. Ev veya bu arazi sebete enneha, yani sabit olmuştur ki enneha arazi üşriye, onun üşri olduğu sabit olmuştur. Bir sünnet, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti uygulamasında, onun sünnetinde üşri diye artık sabit olmuş bir arazi. Bu da yine üşridir. Veya keerdi veya ne gibi? Keerdil Arap. Arap arazisi gibi. Ev bir icma'i ya da icma ile yani sahabenin icmasıyla eğer bir yer üşri diye kabul edilmişse orası üşridir. Hangi arazi gibi? Sahabeler Basra arazisinde, Keerdi Basra, Basra arazisinde sahabeler icma etmişler. Demişler ki burası da üşri bir arazidir. Dolayısıyla onda bir vergi alması gerekir. Şu Arap, yani Peygamber'in sünnetiyle sabit olan sebete, sabit olan arazi hangisidir? Arap arazisidir. O hangi Arap? Bakın. Evet, burada Hicaz arazisi kasıttır. Hicaz bölgesi. O üçlüye, sünnetle sabittir. İkinci kısım araziye geldik. Vel haraciyetu. Haraci arazi. Nedir haraci arazi? Erdun bir arazidir ki, Erdun mühendisidir bu arada. Futihat, fethedilmiş. Anvanen zorla fethedilmiş ev sulhan ya da sulh ile barış yoluyla fethedilmiş ya zorla ya barış yoluyla fethedilmiş bir arazidir ki ve ukirre ehluva, onun ehli sahiptir o arazi aleyha, yani ehli ukirre ehluva aleyha, yani onun ehli onun üzerine karar kılınmış. Yani ehline bırakılmış o arazi. Yani o arazinin daha önce sahibi olan kimse yine o araziyi o işletiyor. İşte bu haraciye arazidir. Vacip olan da şudur ki fil ardi arazide vacip olan şudur ki el uşriye, uşriye arazide vacip olan şudur ki bu uşriye ardın sıfatıdır. Uşriye müennes, arda müennes. Harf tarif, bu da harf tarif. Yani uşri arazide onun hakkında el vacip olan şudur ki aşrul harici üşrul harici üşrul harici bir de haricin üşri haric için yani o haric arazi için vacip olan bir şartı şu şartladır ki yani bu verginin şart olması gerek üşri arazide gerekse harici yani harici aracı haraciye haricin o da türemiş bir kelimesidir. Dolayısıyla bu da haraciye arazisi diye de geçer. Yani hem haraciyeden hem de üşri olan araziden vacip olması için zekatın vacip olması için bir şartı var. Bir şart değil. Şu şarta bağlıdır ki entuska sulanır ekserel am çoğunlukla sulanır bima il matar yağmur suyuyla sulanır ev ma yushbihu ya da ona benzer bir suyla sulanır yani yağmur suyuyla veya yağmur suyuna benzer işte bir kendi akarı olan bir dere suyu gibi nehir suyu gibi
Fe in suqiyet, eğer sulanırsa, ne burada niye suqiyet demiş müennes? Çünkü arz müennes. O arazi sulanırsa suqiyet bir dilay taşıma suyla sulanırsa ve nahviha ve ona benzer. Fe fiha nisful uşr. Ona yarım zekat düşer. Tam zekat değil. Evet. Yani dila kova, işte kovayla taşıma suyuyla, yani suqiyet bir dilai kovayla sulanırsa, yani taşıma suyuyla sulanırsa ve nahviha ya da onun benzeriyle nahviha. Bi nahviha yani o dilan, bu dila müennestir. Kovanın benzeriyle sulanırsa fe fiha, o arazide ne vardır? Fe fiha nisfu uşur, yarım zekat vardır. En yekun el haric, haric arazisi şudur ki, evet, burada en yekun el haricu mimma yuksadu li istiglalil ardi bi hilafil hatabi vel haşişi gayril maksud. Şimdi burada şu birinci şart. Dedi ya hani şurada bir şart değil. İki nokta üstünde. Şu birinci şartı hallettik. Yalnız şunu halledelim. Vel vacibu, vacip olan fil erdi arazide, hangi erd? El uşriye. Uşriye arazide vacip olan, vacip olması için, yani zekatın vacip olması için, nasıl vacip olması için? Uşru, onda bir. Uşru, onda bir demek. Neyin onda biri? El haric, ürünün. Haric üründür burada kasıt. Şimdi bunu hemen yazalım, buraya dikkat edelim. Ürün. Ürünün onda birinin vacip olması, yani zekat olarak verilmesinin vacip olması fil erdil üşriye. Üşri arazilerde vacip olmasının şartı. Şu an bu birinci şart üşri arazi için geçerli. Şimdi ikinci şart yine üşri arazi için olan bir şarttır. Daha henüz haraciye arazisine gelmemişiz. Şu haraciye arazisine daha henüz gelmedik. Şu anda üşri araziyi hallediyoruz. İkinci şartı nedir? En yekune el haric, ürünün hariç olması, ürünün olması, ne olması? Mimma yuksadu li istiglal, yani kazanç, istiglal kazanç anlamına geliyor. Yani kazanç kastıyla ürünün çıkarılması gerekiyor. Yoksa evet, araziden kazanma amacıyla ürünün çıkarılması gerekiyor. Bi hilafi, eğer şu şekilde olursa, hilafil hatab, işte ağaç olursa, yani kendi kendine yetişen ağaç, var haşiş ya da ot, kendi kendine yetişen ot, böyle bu tip ağaç ve otun ise gayril maksudi, yani istem dışı olarak yetişen otlar, ot ve ağaç bi hilafi, bunun dışındadır yani. Bu zekatın dışında sayılır. Yani bi hilafil hatab, ağacın, var haşiş ve otun gayril maksudeyn, yani kastedilmeyecek şekilde. Maksudeyn ikildir. Maksudeyne haşiş ve maksudeyne hatab. İkisinin kastedilmesinin işte bu meselenin dışında oldu. Gayri maksudin, yani kastedilme, yani istenmeden oluşan haşiş, ot ve istenmeden oluşan ağaç bunun dışındadır bir hilafi. Üçüncü şartımız nedir? Yine üşür zekasının, üşriye zekasının almasının şartı. En la yehlike, helak olmaması. Neyin? El hariç, ürünün helak olmamasıdır. Bir afat ile gitmemesidir. Kulluhu, hepsinin gitmemesi tabii. Felev heleke, eğer helak olursa, ba'duhu, o hariç, yani bu harice racidir. Hariç müzekkerdir. Bu. O haricin bazısı, eğer helak olursa, helekenin faili ba'dudur. Eğer o haricin, ürünün bazısı helak olursa, sakata bihisabi, o helak olan hesaptan düşer. Helak olan kısım hesaptan düşer, diğeri yine verilir. Emmal erdul, ama işte ikinci bölüm buradan başlıyor. Bu ikinci bölümdür, artık bitiriyoruz. Emmal erdul haraciyeti, işte haraciye arazisi ise nedir? Fe'ala üstündedir. Hasabi, hesap üstündedir ki sayılır. Ma yettafiku aleyhi, üzerinde yapılan anlaşmaya göredir, hasadına göredir.
El imam devlet reisi ma ehliye. Devlet reisiyle o arazinin ehli, devlet reisinin ma ehliye, arazinin ehliyle beraber, arazi sahibiyle beraber yapmış olduğu yettafiku, ittifak hasabıyladır onun işte vergisi. Artık o onda bir olabilir, beşte bir, yarısı olabilir. O ikisi arasındaki anlaşmaya göredir. Üçlüye arazisi üç şartını okuduk elhamdülillah. En sonunda da haracı arazisini okuduk. Şimdi bunun Türkçesini okuyalım. Böylece bilgimiz tam otursun. Tarım ürünleri ve meyvelerin zekat. Yer yani arazi öşür ve harac vergisine göre ikiye ayrılır. Öşli arazi, iki noktası. Halkı kendi isteğiyle Müslüman olan veya başkanın zorla ele geçirip fethedenler, fethettikleri arasında başkanın zorla ele geçirip o şehri fethedenler arasında paylaştırdığı yahut Hicaz arazisi gibi sünnetle sabit olan, Basra arazisi gibi sahabilerin oy birliği icmasıyla sabit olan araziler öşür vermesi gerektiği sabit olan arazi birimleridir. Bu dördü. Haracı arazisi ise haraciye arazi, haraç vergisi alınacak arazi ise öşür vergisi değil, haraç arazisi, haraç vergisi. Müslümanlar tarafından zorla veya sulh ile, müzakere yoluyla ele geçirilip eski yerlilerinin elinde bırakılan yerdir. Haraç arazisi. Şu şartlarla öşür arazisinin ürününün onda biri. Üşru hariç. Ürünün onda biri. Vergi olarak alınması gerekir. Şu şartlarla. Yılın çoğu zamanında yağmur veya benzeri ırmak dere gibi suyla sulanması. Kova ve benzeri su dolabı gibi şeylerle sulanan arazilerin öşrün yarısı alınır. Öşrün zekatın yarısı alınır. Ürünün topraktan gelir sağlamak kastıyla ekilmiş olması da ikinci şarttır. Böyle kastedilmeden yetişen ağaç ve ot böyle değildir. Bunlar için vergi gerekmez. Üçüncü şart, ürünün hepsinin tamamen yok olmaması gerekir. Helak olması gerekir. Eğer bir kısmı yok olursa bir kısmı yani. Ba'duhu. Ürünün o kısmın vergisi düşer. Harici araziye gelince bunun vergisi başkanla arazideki yerlilerin arasında yapılmış olan anlaşmaya göre olur. Velhamdülillahi Rabbim.